Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız her şey yolunda, her şey muazzam. Bugün size ne çekeceğim biliyor musunuz? Bugün size sıfırdan, hiç Rusça bilmiyorsanız, Rusça öğrenmeye başlayacaksanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onun bir videosunu çekeceğim. Ama videoya geçmeden önce size iki tane hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi, henüz daha kanala abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. İkincisi, biliyorsunuz ki bu kardeşiniz Rusya'da öğrenci danışmanlığı yapıyor. Sizler de şayet Rusya'da dil eğitimi, hazırlık okumak istiyorsanız, üniversite, yüksek lisans yahut doktora eğitimi almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Ben size elimden gelen tüm yardımı yapacağım ve sizi istediğiniz şehirde, istediğiniz okulda ve istediğiniz bölümde okutturacağım. Size yardımcı olacağım. Bu hatırlatmaları da yaptığıma göre o zaman şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi dostlar, karar verdiniz, Rusça öğreneceksiniz. Nereden başlayacaksınız? Evvela Kiril alfabesini öğreneceksiniz. Kiril alfabesinde kaç tane harf var? 33 tane harf var. Bunları ne yapacaksınız? Böyle özümseyeceksiniz. Zaten alfabeye başladığınız zaman yaklaşık 10 günde, 15 günde falan zaten alfabeyi hemen öğreniyorsunuz. Benden tavsiye isteyenlere direkt şunu söylüyorum. Rusça öğrenmek mi istiyorsun? Tamam. Rusya'ya mı gideceksin? Tamam. İlk önce alfabeye başla. Bunun için internette çeşitli uygulamalar var. Uygulamalar olmasa bile ne yaparsın? Direkt YouTube videolarını açarsın. Ondan sonra Wikipedia açarsın. Alfabeyi öğrenirsin. Zaten alfabeyi öğrenmek çok zamanınızı dediğim gibi almayacaktır. Ben alfabeyi 9-10 yaşlarındayken öğrendim. Balçova'da bir tane sahaf vardı. Düzenli olarak oraya giderdim. O zaman oraya gittiğimde şöyle ufak bir tane Türkçe-Rusça sözlük bulmuştum. O sözlükte böyle basit Rusça cümleler, tanışma cümleleri falan yer alıyordu. Bir de alfabe vardı. Ben hiç unutmuyorum. O sözlüğü alıp böyle Kiril alfabesini öğreniyordum ve okula gittiğimde de herkese hava atıyordum. Ben işte Rusça öğreniyorum falan diye. Geçenlerde bir tane ilkokul arkadaşımla Instagram üzerinden konuşuyoruz. Ona da buradan selam olsun. Bana şey dedi, senin alakalı hatırladığım birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi de böyle Rusça öğrenme hevesin. Böyle defterlere ben o zaman o söylüyor. Defterlere böyle Kiril alfabesiyle adımı falan yazıyormuşum. Yani Rusya'ya gelme hevesim, Rusça öğrenme hevesim o zamanlardan beri varmış. Onu bana hatırlattı. Sizler de şayet dediğim gibi Rusça öğrenmek istiyorsanız direkt alfabeyle başlayın. 9-10 günde falan öğreneceksiniz. Ondan sonra inanın bana, alfabeyi öğrendikten sonra hiçbir şey bilmeseniz bile Rusya'ya geldiniz diyelim. Orada yazılanları okumak bile gerçekten sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Çok büyük bir zaman kazanacaksınız. Şimdi dostlar, alfabeyi öğrendiniz değil mi? Harika. Yakında Rusya'ya gideceğinizi farz edelim. Kısıtlı bir zaman diliminiz var. Ne yapacaksınız? Alfabeyi öğrendikten sonra temel günlük ifadelere yoğunlaşmanız lazım. Temel günlük ifadeler sizin Rusya'ya geldiğinizde hayatınızı kurtaracak ince ama etkili nüanslardır. Mesela neler öğrenebilirsiniz? Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Где находится остановка? Я понимаю вас, я не понимаю вас. Помогите, пожалуйста, я из Турции, я немного говорю по-русски. Gibi temel günlük ifadeleri öğrenin ki buraya geldiğinizde en basitinden pratikte sizin işinizi kolaylaştırsın. Ve böylece Rusça öğrenme sürecinde de ya baksana ben konuşuyorum diye kendinizi güzel bir şekilde motive edin. Dediğim gibi bu günlük cümleler, temel günlük ifadeler sizin Rusça öğrenme sürecinizde gayet etkili ve yardımcı olacaktır. Bu süreçte ayrıca yararlı dil kaynaklarından yararlanmayı da sakın ama sakın ihmal etmeyin. Online kaynaklar, PDF'ler ve uygulamalar sayesinde öğrenme sürecinizi destekleyin. Ondan sonra dil değişim partnerleri bulun. Çeşitli uygulamalar var. O uygulamaları indirin. Onlarla böyle basit bir şekilde Rusça konuşmaya başlayın. Bu süreçte ne yapın mesela? Telefondan Yandex Privoçik falan, Yandex Translate falan indirin. Onu düzenli olarak kullanın. Şöyle bir şey var. Bunu kopya çekmek olarak düşünmeyin. Bilmediğiniz bir şeyi sözlüğe bakarak öğreniyorsunuz ve yavaşça, zamanla böyle yaza yaza, okuya okuya bir şekilde bakıyorsunuz ki temeli atıyorsunuz. Ondan sonra Rusça öğrenmeye hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben 2019 senesinde buraya geldim. Hazırlık fakültesine başladım. Rusça öğreniyorum. Şimdi 2019 Ekim'de ben buraya geldim. Ocak 2020'de tak diye pandemi patlak vermedi mi? Ne yaptık? Bizler online derslere geçtik. Şimdi online derse geçiyorsun. Sadece derste Rusça konuşuyorsun, Rusça öğreniyorsun. Ondan sonra ne yapacaksın? Ben bunu bir süre düşündüm. Şimdi öğrendiğimi pratiğe dökemiyorum. Ne yapacağım? Ben de kendi kendime şöyle bir karar aldım. Badoo, Tinder, Mamba gibi arkadaşlık date aplikasyonlarını indirdim. Hepsinin
hem yeni insanlarla, karşı cinsten birileriyle tanışıyordum, hem de Rusça dil pratiğimi takır takır güzel bir şekilde yapıyordum. Derste diyelim ki o gün padejeri öğreniyoruz değil mi? Padejler zaten çok uzun bir konu. Hani direkt 1-2 günde, 1-2 haftada öğrenilecek bir konu asla değil. Mesela atıyorum ki datenli padej öğreniyorum değil mi? O padeji bir şekilde yazıyorum. O padeji deftere yazıyorum. Ezberlemeye çalışıyorum. Ondan sonra aplikasyona giriyorum. Ruslarla o şekilde o padejleri kullanarak konuşmaya çalışıyorum. Tabii yanlışlarım olmuyor muydu? İlla ki oluyordu. Ama onlarla konuşmak ve onların vay be sen bu padejlere dikkat ediyorsun, kurallı bir şekilde yazıyorsun övgüsünü almak gerçekten sizi motive ediyor ve Rusça öğrenme sürecini daha da böyle azimli bir şekilde ilerletmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ben buraya geldim, bu dili eninde sonunda bir şekilde öğreneceğim. Diğer bir nüans da şu, kültürel bağlam. Dilin kültürel bağlamını anlamak ifadeleri daha iyi kavramanıza gerçekten yardımcı olacaktır. Rus kültürü, gelenekleri ve günlük yaşam hakkında bilgi edinmeye özen gösterin. Mesela Rus müziklerini dinlemeye başlayın. Sovyet filmlerini, Rus filmlerini, Rus dizilerini seyredin. Bir dili öğrenirken zaten ne yaparsınız? Kendinizi o dile maruz bırakırsınız. Bu ne demektir? Dil öğreniyorsun, tamam. Ama şimdi sadece Rusça öğrenip Rusça ile alakalı dizi, film seyretmezsen, kitap okumazsan, internette yazılanları okumazsan sen bu dili nasıl geliştireceksin? O yüzden ne yapacaksın? Rus müzikleri dinleyeceksin, filmlerini seyredeceksin, dizilerini, hatta çizgi filmlerini bile seyredeceksin. Mesela dedim ya dizi film seyredin. Bu kardeşiniz daha önce Türkçe altyazılı Rus filmleri ve Rus dizilerinin videosunu çekti. Onu da buraya bir yere paylaşacağım. Ne yapacaksınız? Bu videoyu seyrettikten sonra o videoları da seyredeceksiniz ve kendinize bir rehber oluşturacaksınız. Bu dil öğrenme sürecinde bu rehber gereği bunu dikkate alıp bunu baz alıp takır takır o dizileri, filmleri seyredeceksiniz ve dil öğrenme sürecinde bu size çok katkı sağlayacak. Ondan sonra şayet kanala abone olmadıysanız kanala abone olacaksınız, yorum yapacaksınız ve like atmayı unutmayacaksınız. Teşekkür butonuna basabilirsiniz. Kanala katıl butonunu kullanarak katılabilirsiniz. Beni her şekilde destekleyebilirsiniz. Şayet Rusya'ya gelmek istiyorsanız ve öğrenci danışmana ihtiyacınız varsa ki bu işi en iyi yapanlardan biri bu kardeşiniz. Bu kardeşinizle irtibata geçeceksiniz ve bu kardeşiniz size yardımcı olacak. Bir de dostlar dil öğrenme sürecinde kendinize bir hedef belirleyin ve bu ilerlemenizi düzenli olarak kaydedin. İnanın bana küçük hedefler koyarak motivasyonunuzu gayet diri ve gayet dinç tutacaksınız. Mesela deyin ki kendi kendinize ben bugün şu kadar kelime öğreneceğim. O kelimeleri çalışın, o kelimeleri ezberleyin. Ondan sonra o kelimeleri bir şekilde kullanın. Mesela benim bir arkadaşım vardı. İngilizce öğrenirken ne yapıyordu? Evin dolabına, mesela dolabın İngilizcesini yazıyordu. Mutfakta mutfak aletlerine İngilizcesini yazıyordu. Kendine böyle hedefler koymuştu ve o küçük stickerlarla böyle yapıştıra yapıştıra bir süre sonra o kelimeleri takır takır öğreniyordu. Sizler de kendinize bu tarz hedefler koyun ve motivasyonunuzu yüksek tutun. Pişman olmayacaksınız. Bir de dil öğrenirken illaki hata yapacaksınız. Bunu kabul edin. Bundan korkmayın. Hatanın üstüne gidin. Hata yapa yapa konuşun. Bunda bir sıkıntı yok. Mesela şöyle bir şey var. Aksanınız hiçbir zaman bir Rus gibi olmayacak. Bir İngiliz gibi olmayacak. Ya sen Türksün abi. Bunda böyle kompleks yapacak bir durum yok. Sen Türk gibi Rusça konuş. Bu kritik bir öneme sahip değil. Sen Türksün. Türk gibi Rusça konuşacaksın. Yeri gelecek hata yapacaksın. Padejlerde bilmem nelerde yanlış fiil çekimleyeceksin. Hiç sıkıntı yok. Hata yapmayı göze al. Dediğim gibi sen bu dili yavaş yavaş öğreniyorsun. Ben çok insan gördüm. 7-8 sene buraya gelip üniversite okumaya diye gelip üniversiteyi sürekli uzatanlar gördüm. Ve Rusça konuştuğunda gerçekten hiç de iyi konuşmuyordu. Çünkü neden? Korkuyordu. Mesela sipariş verecek diyelim. Rusça bir şey söyleyecek. Bir yandan da seni kesiyor böyle. Acaba hata yaptım da beni yargılar mı vesaire vesaire diye. Bunda korkacak bir şey yok. Mesela bakın ben buraya dediğim gibi 2019 senesinde geldim. 2021'de kanal açtım. Yani daha Rusça öğrenme sürecinin 1,5 senesi bile daha dolmadan ben buraya geldim Ruslarla video çektim. Hata yapmıyor muydum? İlla ki yapıyordum. Ama şöyle bir şey var. Ben hatalarımdan ders almaya çalışıyorum. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Sizler de böyle yapın. Hata yapmaktan korkmayın. Hata tabii ki de yapacaksınız. Rusça kolay bir dil değil. Rusça dünyanın en zor dillerinden bir tanesi. Ama ne yapacaksınız? Hata yapacaksınız, öğreneceksiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir Rusla konuşuyorsunuz değil mi? Ona zaman zaman şunu söyleyin. Ya ben dil öğreniyorum. Bu süreç zorlu bir süreç. Acaba hata yaptığımda
yanlış yaptığımda bana bunu söyler misin? Kendimi geliştirmek istiyorum deyin. O da size zaten bu konuda yardımcı olacaktır. Hatalarınızı bilin. Gerekiyorsa hatalarınızı not alın ve bunun üzerine giderek dili daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışın. Sakın ama sakın endişelenmeyin. Bilakis bunu bir fırsat olarak görün. Önünüzde bir fırsat var. Hata yapmışsın. Hatanın farkındasın. Ne yapacaksın? Geliştireceksin abi. Bu kadar basit. Hiç korkmayacaksın, endişelenmeyeceksin. İnsanlar bana ne diyor falan filan diye hiç düşünmeyeceksin. Konuşacaksın, konuşacaksın, konuşacaksın. Son olarak kendi deneyimlerimden de biraz bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi 2019'un Ekim ayında buraya geldim. 2022 Temmuz'una kadar, Temmuz sonuna kadar buradaydım. Rusçam o süre zarfında yine bayağı iyi bir noktaya gelmişti ama Türkiye'de paslanıyordu yavaş yavaş. Ben yeniden Rusça çalışmaya başladım. Rusya'daki arkadaşlarımla yazışıyordum. Eski kız arkadaşımla düzenli biçimde görüntülü olarak konuşuyordum. Böylece dilin paslanmasının önüne geçmeye çalışıyordum. Ondan sonra ne yaptım mesela? Bodrum'a gittim. Bir Ukrayna Rus şirketine girdim. Orada tamamen Rusça'da bu 2,5 senelik kısa bir zaman periyodunda öğrendiğim dilimle orada girdim. Orada 3-4 ay çalıştım. Daha da çalışabilirdim ama Rusya'ya geleceğim için o işten ayrıldım. Yani demek istediğim şu dostlar. Dil öğrenme sürecinde hiçbir şeyden sakınmayın. Devam edin. Ben burada kanal açtıktan sonra Ruslarla dediğim gibi videolar çektim. Gettolara gittim. Sokağa çıktım. Çeçenistan'a, Moskova'ya, Vladikavkaz'a, Çuvaşistan'a gittim. Orada fırsat bulabildiğim herkese diyaloğa girdim. Zaten bunların birçoğunu şayet seyretmediyseniz kanaldaki videolardan da seyredebilirsiniz. Benim için asıl olan bu dili konuşmak, bu dili öğrenmekti. Ve ben bu dili öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Tamam, grameri belli bir seviyeye getirttim. Hazırlık fakültesinde çok iyi bir dereceyle zaten bütün hepsi atlıçnayla geçtim. Ama bundan sonra ne yapmam gerekiyordu? Pratik yapmam gerekiyordu. Ben de bu pratiği yapabilmek için aklınıza gelecek olan herkesle gidip konuşarak, diyaloğa girerek bu pratiği yaptım. Hedefimi bir şekilde yerine getirmeye çalıştım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Dil öğrenme sürecinde herkesin kendine göre bir periyodu vardır. Kimisi mesela 6 ayda çok iyi bir seviyeye gelir. Kimisi 1,5 senede çok iyi bir seviyeye gelir. O yüzden sizler ya şu kadar süreçte öğrenmiş, ben bu kadar süreçte buraya geldim diye hayıflanmayın, canınızı sıkmayın. Herkesin kendi takvimi vardır. Siz kendi takviminizi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışın, çabalayın. Evet dostlar, bu son hatırlatmayı da yaptığıma göre videoyu burada sonlandırabilirim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Dediğim gibi öğrenci danışmanlığı yapıyor bu kardeşiniz. Rusya'ya gelmek istiyorsanız dil eğitimi, hazırlık fakültesi, üniversite, yüksek lisans yahut doktora yapmak istiyorsanız bu kardeşinize ulaşın. Elinden gelen her türlü yardımı size yapacaktır. Velhasıl en kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik herkese Rusya'dan hoşça kalın diyorum.